Arkadaşlar Merhaba bugün 21 Mayıs Cumartesi hepinize keyifli bir hafta sonu ve bol şanslar diliyorum Ayrıca kanalıma abone olmayı da unutmayın hatırlatması yapmak istiyorum Ankara'da 9 koşulu bir program var 4'ü çim pistte 5'i de kum pistte olmak üzere iki altılı ganyan olacak dolayısıyla iki birinci koşuyla saat 14'te başlayacak İkinci altılı ganyanı dördüncü koşuyla saat 15.30'da başlıyor Birinci koşu 3 yaşlı İngiliz e, Taylarının 1500 metre kum pistte koşacakları handikap 16 koşu 7 e, Safkan yarışa kayıtlı hepsi de e, iyi bir performansa sahip çok yakın birbirlerine e, ben tek olarak önereceğim Safkan <laughs> Mehmet Salih Çelik idaresindeki 6 numaralı Minerva McConnickle olacak. Kumpis'te 2-1 ve 2 yaptı. Bugün de 1 e, koymasını e, bekliyorum Totos'una. E, dolayısıyla yarışı kazanacaktır. 6 numara tek diyorum. Kötü koşarsa zaten burada e, çok iyi safkanlar var dediğim gibi. Hepsini yazmak gerekecek en azından benim açımdan. Kara Akrep e, çok sevdiğim bir safkan. E, Golden Storm sert rakiplerle koştu. E, Keza sefam olsun. Smart Rubin'in kırtayı çok iyi bir performansı var. Ben 6 numara için tek diyorum arkadaşlar. İkinci koşu 4 yaşlı Arap atlarının 1900 metre çim pistte koşacakları şartlı 4 koşu. 5 at yarışa kayıtlı ve 1 numaralı Everest'e baktığımızda performans olarak rakiplerinden epeyce önde. Handikap olarak da 80 handikaplı ki şu ana kadar toplam 10 defa koştu 6'sını kazanmış bir Safkan en kötü derecesi dördüncülük şahane bir performans Maşallah diyoruz yarış hayatına da Ankara'da başlamıştı 4 kez koşup ikisini kazandı ikisinde de üçüncülük yapmıştı yani rakiplerin önünde ama burada 4 at var Ben bugün yalnız bırakmayacağım Yanına bir yazacağım ama hangisini yazayım diye biraz kararsız kaldım aslında. 2 numaralı Ceymaz'ın oğlumu, 3 numaralı Özgür Suyumu yazsam diye biraz kararsız kaldım. Muhtemelen Müslüm Çelik İdaresi'ndeki 2 numaralı Caymaz'ın oğlunu e, yazacağım ben. Everest ve Caymaz'ın oğlu diyorum ikinci koşu için. Üçüncü koşu ile yedili plasede başlayacak. 2 yaşlı İngiliz tayları 1100 metre kum pistte koşacaklar. Şartlı 3 e, ve 4 tay yarışa kayıtlı. 3'ü yarış kazandı. 4 numara e, bir kez koşup 8. lik yaptı. Burada da 2 e, tayı ayırmadan yazın diyeceğim. İlki ekürülerden e, Tur Demirkır. Ve iki numaralı Özlemimsin olacak. Özlemimsin 2 sefer çim koştu. Çok iyi bir performans koydu ortaya. Birincilik ve ikincilik yaptı. Bugün Ahmet Çelikle yarışa katılıyor. Ama ekürilerdeki bir numarada ilk yarışını kumda ikinci ve sonra çimde kazandı. Yani ekürülerde çok sert rakip olacaktır. 2 ve 3'ü yazmanızı öneririm ayırmadan arkadaşlar. Ankara'da altılı ganyan, ikinci Altılı ganyan, dördüncü koşuyla başlıyor 15-30 15.30'da. 4 yaşlı arapatları 1600 metre çim pistte koşacakları handikap 16 koşu ve dişilerin katılacağı bir yarış. 10 kısrak yarışa kayıtlı. 2 numaralı Gülbiten benim favorim. 1 2 tık önde çok fazla tuttuğum bir safkan ama ilk ayak sürpriz olabilir. Ee, sürpriz yazmak isteyenlere de 4 numaralı e, Akgele diyorum. 2 ve 4 olarak e, geçebiliriz ilk ayı arkadaşlar. 5. Koşuya geldiğimizde 3 yaşlı Arap tayları 1200 metre kum pistte koşacaklar. Meydan'dan çıkmak için 13 tay e, yarışa kayıtlı. Ben 3 e, tayı ayrımadan yazın derim. Önceliğim 8 numaralı e, kılıç Osman. Burhan Kılınç'ta ki ki bir kere koştu ve şahane bir performans sergiledi. 1200 metreyi 1.26.78 yaparak ikincilik yaptı. Demir Döven'in oğlu. Bence bugün meydandan çıkmaya çok yakın bir safkan. Ama rakipleri de oldukça sert. 4 numaralı Demir Adam ki iki sefer koştu. Üçüncülük ve ikincilik yaptı Araslı'nın tayı. Son koşusunda çok başarılı bir Tay olan Kaşamum Kara'nın arkasından ikincilik yaptı ki Kaşamum Kara dediğim bir çok iyi bir safkan maşallah diyelim hepsi için önceliğim bu iki safkan olacak ama yanına bir de sürpriz safkan önereceğim bir numaralı Alzeybek Zeybek 6A temsilcisi iki sefer koştu Çin piste tabela yapamadı ilk yarışı beşincilik. Bugün kapalı gözlükle sahaya çıkıyor. Daha önce starta kadar kulaklıkla koşmuştu iki yarışında. Bugün değişikliğe gitti takılarında ilgilileri. Bugün de yazmakta fayda var diyorum. Sıralamam 8-4 ve 1-5. koşu için. 6. koşu 1. altılı Ganya'nın da son ayağı olacak. Grup 2 Adnan Menderes koşusu ve kupalı bir koşu rahmetle anıyorum kendisinde. 1600 metre Çin piste kupa için koşacaklar. 6 İngiliz atı kupa için koşacak. Burada safkanlara baktığımızda 3 numaralı Vernazza Ayhan Kurşun'da yarışa katılıyor ve uzun aradan sonra yaklaşık 5 ay aradan sonra bu pistte 1900 metrede koşup 155 15 yaparak kazandı ki rakibi 2 numaralı Luminense'nin de önünde kazandı 3-4 boy önünde Bugün için yine kazanmaya yakındır Yanına rakip önereceğim 4 numaralı Anadolu Aslanı Ahmet Çelik'le 329 gündür Koşmuyor Geçen yıl şahane Ondan önceki yılda tabi şahane bir Performansı var En son gazi koşusunda 5.lik yapmıştı Bugün için yazmadan olmaz Ve 2 numaralı e, Luminance'i de e, 1600 metrede e, önde fazla bırakabilirler ki burada e, çok hızlı safkanlar var. Ardaşa olsun, 2 numara olsun. E, çok fazla bırakırlarsa e, sonra yetiştiremeyebilirler 3 e, ve 4. E, onun için ben 2'yi e, yazmakta fayda var diyorum ki ganyanı da yüksek olacaktır muhtemelen. 3, 4 ve 2'yi ayırmadan yazın derim arkadaşlar. Yedinci koşu 3 yaşlı İngiliz kısraklarının 1900 metre çim pistte koşacakları şartlı 2 koşu 12 kısrak yarışa kayıtlı. 3 numaralı Anadolu Baharı ile 6 numaralı Anadolu Ceylan'ı ekürü olarak yarışa katılıyor. Aksoy ekürüsünün e, tayları. E, sürprize müsait bir koşu e, diye düşünüyorum burası. 5 e, safkan önereceğim. İlki 5 numaralı Prenses, Sebil, Prenses Sibel. Mert Ali Solmaz ile sonra ekürlerden 6 numaralı Anadolu Ceylanı Fatih Rüstem Bebekle, 7 numaralı Baby Fes Uğur Temur ile, 10 numaralı e, Ranfor İlayda Ayhan Kurşunla ve son olarak e, 11 numaralı Simonetta Mehmet Keskinle son yarışını ölçü almıyorum. Sonlarda çok kuvvetli e, ataklar yapabilen bir safkan yazalım e, muhakkak sıralamam 5 5 6 7 10 ve 11 olacak 7. koşuda. 8. koşu 6'lı ganyanında 5. ayağı. 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının 2000 metre kum pistte koşacakları handikap 15 koşu. Burada da 5 at değerlendirmemi aldım. Son ayak tek olacak arkadaşlar. Buradaki tuttuğum safkanların ilki 4 numaralı hızlı kuruş. Muhammed Özdemir'le çok fazla tuttuğum bir safkan alternatif tek de yazılabilir. Sonra 12 numaralı Baba Hakkı Vedat Abiş'le tercihli starttan çıkacak en dış kulvardan yarışa başlıyor. startta kalma sorunu var. Bugün gerçi ilgilileri dil Dilbağ'da ilave etti Safkan'a. Son 4-5 yarışını kulaklıkla koştu. Dediğim gibi startta kaldı 3-4 boy. Bugün bakalım bağı bir işe yarayacak mı? Kuponlara yazalım. Sonra 3 numaralı Gül Baba Nizamettin Demirle, 6 numaralı 40 kuruş ve son olarak da 11 numaralı Darius. O da sonlarda kuvvetli ataklar yapabilen bir safkan. Üstüm çelikle yazılmalı. Sıralamam 4, 12, 3, 6 ve 11 arkadaşlar. Ankara yarış programı meydan bir koşuyla bitiyor. Saat 18'de son koşu koşulacak. 3 yaşlı Arap tayları 1200 metre kum pistte hayatlarının ilk yarışını kazanmak için sahaya çıkacaklar. Burada tek olarak önereceğim safka Müslüm Çelik İdaresi'ndeki 9 numaralı Rockstar olacak. Advan Ekürüsü'nün tayı. Bir defa koştu 27 gün önce ve epeyce de burada en fazla dinlenmiş safkanlardan biri. Birkaç tane var burada 27 gün. Bir numara da 27 gün önce. 11 numara 40 gün önce koştu. Ama 9 numaralı Rockstar iyi bir dereceyle üçüncülük yaptı ve o gün tam hazır değildi. Biraz nefes önünden etkilendi. Sonlarda temposu düştü. Bugün için Bence rahat yarışı kazanacaktır. Banko diyorum 9 numaralı Rockstar için arkadaşlar. Ankara ile ilgili de değerlendirmelerimi bitiriyorum. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.